Herkese iyi geceler arkadaşlar. Şimdi Koççuk Emrah Paranormal Max bir video atmış. Onlar geri döndü yok falan filan Müslüman cinler diye bir video atmış. Ama makyajı o kadar şey yapmış ki yerde oturan yüzüğü kuruya sıcağı öyle bir makyaj yapmış ki aman Allah'ım tam bir kepazelik. Hatta topluluk kısmında paylaştım arkadaşlar, görebilirsiniz. Fazla sürmüş ama ince detayları maalesef unutmuşlar. Şimdi bu amcam, ben şuraya çok kızdım bakarken. Kameraman Yunus hatta bu ara geri dönmüş. Hani bir zamanlar insanlara işte yok Covid'liydi, yok şöyleydi, yok böyleydi diye insanları biliyorsunuz kekledi ya. Aslında alakası yok, adam bulamamıştı. Bir nevi çarşaflı cinleri Yunus'tu. Şimdi bir tane adam bulmuşlar kendisine. Kamerayı yeniden Yunus'a vermişler. Onun da kafasını çekmiyor tabi. Kurnazlar ya. Ama en kızdığım nokta şu oldu. Kameramana diyor ki Kur'an cebinde mi diyor. Lan münafık. Ayet okuyorsun. Allah diyorsun. Şu bu diyorsun. Kur'an-ı Kerim'i cebinde mi taşıyorsunuz? Yani cebinize mi koyuyorsunuz? Böyle mi? Bu mu sizin şimdi şeyiniz? Dindarlığınız, Müslümanlığınız bu mu? Kur'an-ı Kerim'i cebinde taşı. Böyle bir kepazelik. İkincisi, boyayı da sürmüşler ama kirpikleri de unutmuşlar. Ona da çok güldüm. Bari onları da boyasaydınız oğlum. Kaşı maşı boyamışsınız. Erkeği oturt, bir de erkek. Oturtmuşlar böyle. Yüzünden belli. Topluluk kısmına girin bakın arkadaşlar. Yüzünden belli. İkincisi, cinden hediye tespit diyor arkadaşlar. Bakın. O tespih kedi gözü diye de geçiyor. Trendyol'da gece parlayan fosforlu ters tespih diye de geçiyor. Hatta 49.90'a alabilirsiniz. Yani siparişi verir alabilirsiniz. Demek ki bu Müslüman cinler de Trendyol'dan, hepsi buradan, oradan buradan alışveriş yapıyorlar. Her şeyi internetten artık yapıyorlar. Bunlar da artık teknoloji ayak uydurdu. Lan oğlum o tespih gece parlamasının sebebini söyleyeyim ben size arkadaşlar. O tespihin özelliği çektikçe ısınır ve parlar. Bende bu yeşili de var, mavi renkli olanı da var. Çektikçe parlıyor. Çektikçe parlıyor yani. Hiç öyle hikayeden insanları kekleme. Yok cin bana tespih hediye etti, yok cin bana onu yaptı, yok bunu yaptı diye hiç insanlar öyle keklemeye kalkma. Yemez. Yani cinin işi gücü bitti, sana fosforlu tespih. Gece parlayan Trendyol'dan alınma fosforlu tespih hediye edecek. 50 lira lan. Verin siparişi gelsin. Siz de çekersiniz dersiniz. Cinden hediye bana, Müslüman cinden. Yani gerçekten ben çok kızıyorum ya böyle şeyleri. İnsanları enayi yerine koyuyorlar ya. Vallahi oturtmuş oraya herhalde. Bir de şunu diyor. İşte biliyorsunuz diyor arkadaşlar, yine gözükmüştü bir tanesi bana diyor. Damda. Damda çektiği videodan bahsediyor. Ha, orada artık Yunus'un ayakları iki büklüm olduğu için orada da cin şifayı kapmış, burnunu çekiyordu. Habire yapıp duruyordu. Ama burada ayakları çünkü uyuşur diye tam tersini yapmışlar. Ne yapmışlar? Bu sefer otur. Ayakların üşümesin. Aman ayakların uyuşmasın. Ayakların şey yapmasın. Sen otur. Biz öyle bir 40 dakikalık video çekelim. Video sonunda da meşhur laf. Kanalımıza abone olun. Onu yapın. Bunu yapın arkadaşlar. Ve bir de şunu söylüyor. Bunları yerinde görmek isteyen isteyen arkadaşlar inşallah göstereceğiz diyor zamanla. Lan oğlum siz neyin kafasını yaşıyorsunuz? Siz manyak mısınız lan? Ya böyle bir şey olabilir mi? Adamlar sanki elleriyle koymuş gibi cin buluyorlar ve videoda diyorlar ki görmek isteyenleri yerinde göstereceğiz diyorlar. Ve insanlar da buna resmen ya inanıyor ya. Ya böyle bir kepazelik ya. Oğlum yerinde, yani sizin gittiğiniz yerlerde mi var? Sizin gittiğiniz yerlerde mi şey yapıyorlar? Ulan boyayı sürmüşsünüz, onu bile adam gibi sürememişsiniz. Şimdi Yunus'a diyor ki kamerayı yaklaştır ama fazla yaklaştırma. Çünkü fazla yaklaştırırsanız ne olacak? Yüzünün detayı, armut gibi sürdükleri boya ortaya çıkacak. Yani yaptıkları iş ortaya çıkacak ama fazla yaklaşma yok. Az buçuk yaklaş, ondan sonra tamam hadi gel geri. Ne oldu? Bak Müslüman cin. Şimdi
Ben diyorum kardeşim manyak mısınız nesiniz lan? Yok işte yerinde göstereceğiz, onu yapacağız, bunu yapacağız. Manyak mısınız oğlum? La gel bana da göster diyorum adama. Bana şu cinlerini bir göster diyorum. Beni Instagram'dan engelliyor. Ondan sonra kalkıyor. Vay efendim işte şunu yapmak isteyen bana Instagram'dan ulaşsın diyor. Oğlum sana ulaşıyoruz engelliyorsun Kamil. Fosforlu tespihi insanlara şey diye yedireceksin. Resmen yedireceksin. Arkadaşlar gerçekten ipi koptu hatta ben onu yaptırayım. Size bir günde gösteririm. He, Trendyol'a girdiğiniz zaman yazdığınız zaman da çıkar. Gayet uygun fiyat. Çektikçe ne güzel parlıyor pırıl pırıl. Mavisi de var, yeşili de var. İstediğiniz gibi. Un kurabiyesi cinleri. Ümit Besen'in şarkısı aklıma geldi. Nikah masasına oturdun işte hesabında bir onun kısa bir şeyi var. Ne kadar görmek isterdim beyazlar içinde seni böylece diye. Aynı o hesap olmuş ya. Hele o kaşlar yok mu o kaşlar? Lan bir tanesi diyor ki kalk gidelim. Öteki diyor ki şey yeme otur oturduğun yerde diyor. O kadar gülüyorum ki lan oğlum tam bir kepazesiniz. Ama sizlere prim veren, o taviz veren, sizlere bu paraları kazandıranlar aslında sizlerden daha günahkar. O salak, o salağı oraya oturtturmuşsunuz. Yüzünü boyamışsınız. Beyaz çarşafı giydirmişsiniz. Müslüman cin. Beyaz çarşaf olanlar Müslüman cin mi oluyormuş arkadaşlar? Öyle miymiş yani cinler? Siyahlar kötü, beyazlar iyi. Bu ne ulan bu? Film mi çekiyorsunuz oğlum? He şimdi tabii Ramazan ayı hesabına yapacaklar işte. Kafir cin yok, Müslüman cinlerle. Niye? Para gelmesi lazım. Şimdi bir ay ara verirlerse para gelemeyecek. Para akışı duracak. En azından biz de beyaz çarşaf giydirelim. Ve her videoda standart olay. Gidiyorlar orada oturuyor. Onu bekliyor. Ayakta duruyor. Onu bekliyor. Gelecek diyor. Koççuk Emrah diyor. O kaşlarını yediğim diyor. Gelecek diyor. Beni çekecek diyor. Cinler hazır gıda bekliyor. Hazır gıda bekliyor. Gerçekten öyle ya. Oğlum bak biraz aklınızı başınıza alın. Şu aylarda yapmayın lan. Bırakın bu işleri ya. Kimi kekliyorsun sen? Kimi kekliyorsun? Takipçine yazıyorsun işte İstanbul'a gelirsen abi beni de mutlaka şey yap işte çekim yapalım. Ben davet edince bana küfürler yağdırıyorsun. Takipçin sana bunu söylüyor da tamam diyorsun da ben sana delikanlı gibi gel bana göster şu cinlerini dediğim zaman bana niye küfür ediyorsun? Niye? Yemiyor çünkü. Çünkü geldiğin zaman bana o dümenleri yediremeyeceğin için benim de seni yerin dibine sokacağım için haliyle yemiyor. Yemez de. Çünkü sizin hiçbirinizde o cesaret yok. Hepiniz korkaksınız. İnsanlara kamera karşısında ötersiniz. İşte şöyle böyle erkeklik taslarsınız. Özelden küfür yazmayı adamlık bellersiniz. Küfür edince işte erkek oluyoruz, adam oluyoruz hesabı yaparsınız. Ama adamlıkla bir alakalığınız yok. Ondan sonra işte vay efendim işte şöyleydi böyleydi. Kıvırırsınız. Un kurabiyesi cini. Yakında tüm marketlerde arkadaşlar alabilirsiniz. Tam bir rezil bir video. Ben zaten gül gül öldüm. Diyeceğim şu. Varsa yüreğiniz gelin oğlum bana göster. Şu Müslüman cinleri bana bu mübarek aylar diyorsun ya. Göster. İnşallah da bu mübarek aylarda çarpılırsınız. Para uğruna yaptığınız kepazeliğe bak. Para uğruna ettiğiniz şeye bak. Ya lan bu nasıl bir zihniyettir ya? Arkadaşlar bakın. Biraz mantıklı izleyin ya. Adam açık açık ne diyor ya? Diyor ki ben diyor işte görmek isteyeni yerinde. Yeri neresiymiş ya bunun? Yeri neresiymiş? Ya sen yerini tam adresini yaz o zaman. Koççuk Emrah. İlla ki benim takipçilerimden vardır Rize'de yaşayan, Karadeniz'de yaşayan. Ben ona bir ulaşayım o gitsin ya. Valla. Neresiymiş lan yeri? Manyak mısınız siz? Ama bunu yiyorlar işte. Hele yorumlara baktığınız zaman zaten yorumlar tam bir kepaze bir yorumlar. Tam bir şey. Bir tanesi yazmış mesela. Sallallahu aleyhi ve sellem en büyük zikirdir. Elhamdülillah hamd olsun. Selam olsun Efendimiz'e. Ulan oğlum manyak mısın sen ya? Bir tanesi de ne kadar güzel şeyler söylemiş. Mümin kardeşimiz demiş. Bunu yazan da bir zamanlar o da benim takipçimdi. Buna da hayret ediyorum. Hani zamanda beni takip edenlere bakıyorum. Artık bunları yalamaya başlamışlar.
Artık bunlara yalakalık yapmaya başlamışlar. Ne kadar güzel şeyler söylemiş mümin kardeşimiz. Allah'ın hikmetinden sual olunmaz. Ulan Allah'ın hikmetinden sual olunmaz. Bunu bilsen şu videoya inanmazsın zaten. Yüzünü boyamış, boyamış. Yerde oturan erkek. Yaklaştır adam gibi. Onu da beceremiyorsan toplulukla paylaştım. Gir bak. Boyayı bile adam gibi sürememişler. Onu bile adam gibi sürememişler. Yarım yamalak iş yapmışlar. Ve sen buna inanıyorsun ve böyle saçma sapan bir yorum atıyorsun. Ya bu nasıl bir kepazeliktir ya? Hele dua yazanlar var ya. Ulan oğlum şu aylarda Allah hepinizi inşallah ıslah etsin. Ama dediğim gibi arkadaşlar o tespihi de mutlaka araştırın. Bakın göreceksiniz. Yalan dolan. Gece parlayan fosforlu tespih yazın trend yolda. Uygun fiyata alabilirsiniz. Reklamı da yaptık artık. Buna cin getirmiş ama siz trend yoldan uygun fiyata alabilirsiniz. Ya inşallah bendekini de yaptırırsam bir gün size gösteririm. Yani gerçekten kepazelik. İnsanlara saçma sapan şeylerle bu kadar basit aslında bu kadar basit salakça şeylerle insanları kandırabiliyorlar ya. Vallahi kandırabiliyorlar. Ya böyle bir maalesef insan topluluğuna sahibiz. Ne yazık ki Allah bunların hepsini ıslah etsin inşallah. Biz sonuna kadar devam edeceğiz. İşte bunlar artık bulmuş demek ki 100'e 200'e bir tane adam. Artık Yunus döndü. Covid'li Yunus bir anda döndü. Covid'le alakası yoktu zaten. Onu da güzel bir dümen yapmaya çalıştılar. Ha tabii ki. Yediler mi? Yediler. Yiyorlar. Allah bildiği gibi yapsın diyorum şu mübarek aylarda. Arkadaşlar video pek inşallah güzel olmuştur. Aslında 2 gündür rahatsızlığım var. Bayağı bir rahatsızım. Grip olmuşum. Ama sizleri de videosuz bırakmak istemedim. Elimden geldiğince de inşallah güzel olmuştur. Benim sizlerden ricam şikayet edin. Videolarını girin. Sonuna kadar şikayet edin. Küçük Emre sana da diyorum oğlum öyle adamları oturttuğunuz zaman altına bir minder ver de büzük donmasın. Sonra şifayı kaparlar bak. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hayırlı akşamlarınız, hayırlı sahurlarınız olsun inşallah arkadaşlar. Sonuna kadar durmak yok. Devam.